Sanıyorum biz burada o mahalleye geldik sanıyorum ha. Yahudi Mahallesi'ne geldik. Zenginlerin olduğu yere. Dokuma yapılıyor. Dokuma tezgahı var. Aradan ipi geçiriyor, sonra çekiyor. Sever. Ha? Hala mı? Ben bu arada halı dokumayı da biliyorum. Bu tabi halı değil, kilim dokuma metoduyla yapılıyor. Ben tek tek böyle ilmek ilmek dokuyabiliyorum. Bunları görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Sanıyorum burası döviz bürosu. Keşke kendi memleketimde de görebilsem. Valla yani dokuma işini özlemişim aslında. Başka bir videoda anlatmıştı rehberimiz. Böyle kıyafetlerinin yanlarından böyle ipler sallanıyor. Bakın böyle ipler sallanıyor. Bu ipler ne anlama geliyormuş biliyor musunuz? Şimdi söyleyeceğim. Dinliyor musunuz beni? İzliyor musunuz? Heh. Bu günahlarını aslında insanlar kabul edip bakın böyle iki iki kaç tane günahı varsa o kadar o ipler sallanıyormuş. Tabii ticaret falan yaparken hani bize kalsa çok fazla ip sallananlarla ticari işler yapmayız. Ama burada durum farklı. Onların dürüst olduğuna inanılıyormuş. O yüzden de ticari ilişkileri onlarla daha kuvvetliymiş. Bakın gördünüz mü burada da her yandan sallanıyor. Şimdi bunun yeşi çok küçük ama daha fazla sallanıyor. İncecik incecik o şekilde bir sürü daha bu küçük yaşta o kadar onlara göre günah ne yaptı bilmiyoruz. Yani günah yapmalarıyla mı övünüyorlar yoksa günah larını söyledikleri için mi övünüyorlar bilmiyoruz. Böyle bir şey gördüm ben de. Simit bizim simitimize benziyor böyle gevrek bir şey. Ama tabii onlar mı yapmış biz mi yapmışız bilmediğim için alamadık. Burada pek fazla bir şey de yiyemiyoruz. Olur. Arkadaşım merdivenden yukarı çıkalım dedi. Sabah geldiğimiz yere şükür orayı biliyoruz. Ha, oraya gezmişiz biz. Tabii ben size bunu çekiyorum diye daha çok dikkatli bakamıyorum. Başka yerlere bakıyorum. O sağ olsun beni gezdiriyor işte. Kaybetmezse beni. Aslında
Aslında burada çöp kutusu var ya, onu görmek istiyorum. Hiç gördün mü? Çöp kutusu bile görmüyorum. Ama bu değil, bu değil. Bu konteyner değil yani, bu. Konteyner çünkü burası Yahudi mahallesi. Evet, yani anında topla. Ama bakalım konteyner, gel oradan gidelim. Yerine böyle küçük küçük şeyler var. Tamam, bir yerde asker vardı da. Hayır, çöp var mı içinde onu merak ediyorum. Sürekli hani şey yapılıyor mu diye. Öbürküler çünkü çok birikiyor ya. Bakın bakalım. Vallahi çok biriktirmiyorlar. Hemen demek ki alıyorlar. Buralarda da askerler olduğu için tırsıyorum. Ama tabii ne bilsinler böyle mukayese edeceğimi. Tabii bazılarının haberi oluyor, bazılarının olmuyor. Sanki burada, sanki biz buradan da indik. Evet, ama buradan ben şu sütunları hatırlıyorum. Şu sütunları hatırlıyorum. Önden geçtik, şu ara sokağa girdik. He. Bebek her yerde bebek. Melekler. Evet, şurası. Şurası neymiş? O böğürtlen gibi şey ne? Bak şurada şöyle. Hani bizde var ya Osmanlıların resim çekiyor. Ha evet evet. Bizde Osmanlılar hani böyle para verip resim çekerler ya. Burada da kostümleri ne herhalde resim çekiyorlar. Türkiye. Yes. Evet. Thank you very much. Selfie, selfie. No selfie. Ben Gaz. Ben. Evet. Normalde başka bir yerde olsam iyi günler derdim ama demiyorum. Diyemiyorum. Diyemiyorum, çıkmıyor. Evet, yani tabii selam hangi dilde verilirse verilse alınması gerekiyor diye yani düşünüyorum ben. Kendimizi nasıl tanıtacağız? Evet, yani ismimiz diye surat asarsak. Aynen öyle. Evet, evet, evet. Olacaksın. Aynen öyle. Ben öyle böyle düşünüyorum. Yani böyledir demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bilgiler yüzümüzü yapalım. Samimiyetimizi gösterelim. Onlar da bilgiler elbet. Pişman olmayacak. Öyle bir şey yazmıyor Kur'an'da ama. Evet, onlar asla pişman olmayacaklar. Kur'an'da da yazıyor. Hani Yahudi arkadaşlarınız olmasın diye. Meyve her yerde meyve. Burada sanki hiç yemek yok da hep meyve var gibi bir durum var. Bir de iri iri. Evet, otele benzettim ben de. Her yerde alışveriş, alışveriş. Acayip bir koku var. Hem de işte koku da değişti değil mi? Evet. Bu da biraz bir şey yapamadım ama böyle. Tam bir Yahudi ailesi. Sonuna kadar çocuk yapmaya çalışıyorlar. Evet. Nüfuslarını çoğaltmak için. Yani farkındaysan sabahtan beri en az 4 çocuklu aileler geldi. Acaba tabii destek de alıyorlardır değil mi? Tabii ki canım. Yani şunlar Müslümanlardan fazla olsun diye nüfuslarını doğuma vermişler kendilerine. Ve ufacık çocukları bile şey rehberimiz anlatmıştı ama siz tabii bütün videoları izleyemeyebilirsiniz ya da rastlayamayabilirsiniz. Ama bence izlemelisiniz. Onlar ilk çocukları daha hani bir şeyleri öğrenmeye, kavramaya başladıkları zaman bir dua ile öğretiyorlarmış. İlk daha o zamanlar. O duaları da ben de şimdi hani tam anlamıyla söyleyemeyebilirim size ama özet olarak söyleyebilirim. Yani davalarını, haklarını koruyacaklarını, yani arkasında duracaklarını, eğer durmazlarsa elleri falan, elim kurusun falan gibi değil mi? Öyle bir şey sözcükle dua ediyorlarmış. Yani aslında büyük bir dua ediyorlarmış. Daha ufak yaşlarda aşılanıyorlar.
Şimdi tepkilerini de böyle yapıyorlarmış. Acaba şu anda tepki mi yapıyorlar? Kaldı. Tabii dillerini anlamadığım için acaba ne için eğleniyorlar? Allah düşüncelerini yani eyleme geçirtmesin inşallah. Ortada bir oğlan vardı, bir de anne baba vardı çadırın altında. Öyle çok dikkat edemedim. Ailesel de olabilir de şimdi bunlar böyle eğleniyorlar ya. Hani şeyi de protestoyu da böyle yapıyorlarmış. Hani fanatik diyorlar ya. Orada da gösteri yaptılar. Bir de benim kameraya çektiğimi görürse adam bir coştu. Bana baka baka gitti. Kameraya baka baka. Kamerayı ona çevire çevire iyice çektim yani. Kısa yaptım. Vallahi ben... Ya anlam veremediğim için ya, ne yapacağımı şaşırdım ama kapatamadım da. Ben kapatmadım. Çünkü adam beni görünce şov yaptığını anladım ben. Tabii canım yani sonuçta biz de destek olup alkışlayacak değiliz yani. Ama çok var. Bakın bunlar da fanatikler. Çünkü bir amaç için toplanmış onlar da. Allah esirgesin. Videodan gösteririz şehirleri. Biz yine şeye geldik sanki. Ha? Aynı meydana geldik. Evet. İnsan hemen de öğreniyor sanki. Baş, gözük. Teksir olmuştuk hatta burada. Çok taşıt görmüyorum. Çok bisiklet de görmüyorum. Ama şeyi merak ettim. Gerçi buraya Mescid-i Aksa'ya her yerden girişler serbest değilmiş. Yani başka bir bölgede oturanlar buraya gelemeyebiliyorlarmış. Bu imkana sahip olmalarına rağmen bazı kısıtlayıcı engeller varmış işte. Onların tabii açılımını çok bilmiyorum. Pasaportlarına falan da işliyorlarmış. Bu imkanı kullanamıyorlar diye mi? Hani merak ettim aslında Filistinlilere ait otomobil kullanmalarına dair bir yasak var mı? Yok mu? Ne bileyim bisiklet kullanıyorlar mı? Çok açıkçası bilmiyorum. Sanki bana öyle geliyor ki kendi mekanlarında dolaşsınlar diye öyle bir şeyler de hak verilmeye de bilir gibi geliyor bana. Ama bilmiyorum. Bayağı bir sıcak. Çok bir yeşil de değil buralar. Kurak. Ve zaten hani çöle falan da yakın. Ama benim Aysel'im kendisine şemsiye getirmiş. Ben vallahi ay kuş 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 kuş. Deniz şapkamı da alacaktım da.
Benden mi utandın? Benden mi utandın? Gözlük almış. Başında zaten başörtü var. Elinde şemsiye var. Bu şapka nedir diyecekler. Şey derlerdi. Amma temkinli kız. Yine de bak yüzümün haline. Ya çok yandık biliyor musunuz? Yani tabii sadece belirli noktalar yandı. Öbür taraflar. Şimdi akşamleyin açıyoruz suratımızı. Aa, gölgede kalan kızım. Ya, daha incelmişiz. Bekle, bekle, bekle. Ama oraya da nereden çıkacağız ki? Yalnız şey, çıkışlı bir yer olmayabilir orası. Hazreti Ömer'in bu şey camisi değil miydi? Bugün iki kez onu da ziyaret etmiş olduk. Gelmemizden memnun herhalde. Ruhuna El Fatiha diyoruz. Ve gördüğünüz gibi gene geldik, çağırdı. Tam da o başka videomda tabii kilisenin arkasında özellikle olması birbirlerine böyle gerçekten karşı olmaları, İslamiyet'in gücü her yerde olması bizi çok memnun etti. Bu da bile yani bu kadar baskının altında başka bir din herhalde yaşamazdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Çünkü ciddi bir baskı var. Esnaflarına bir baskı var, çocuklarına bir baskı var, eşlerine bir baskı var. Yani büyüklerine, kadınlarına, her kesimden olan Müslümanlara karşı tepkiler çok büyük. Ama televizyondaki gibi değil. Her videomda bunu vurgulamak istiyorum ki buradaki insanları sahipsiz bırakmayalım diye. Yoksa bunlar böyle bir yerde Allah korusun pes ederlerse bizim buraya gelme hakkımız bile olmayacak. Amaçları zaten yani pes ettirip buraları zaten kendileri şu anda ego manyasında geliştiriyorlar, yönetiyorlar. Ama o da yetmiyor. Tamamını istiyorlar. Böyle bunları da konuşurken içim daralıyor yani. Bu arada ben ne demiştim? Aynı yoldan geri döneceğiz demiştim. Bana demişti ki yok yok kesinlikle. Ama gördüğünüz ama hiç fark etmez gördüğünüz gibi. Ha şey diyor. Ağlama gidelim. Ermeni haritası. Dur bir dakika, bir dakika. Aa, bak Giresun, bak. Görüyor musun? Giresun'un nereye kadar almış? Tam Mersin'e. Türkiye komple almış neredeyse. Ya, ya. Biz hala uyuyalım. Dur sana bir şey çekeyim. Ermeni sokağı burası biliyor musun? Evet. Ermeni sokağına kaldı. Ha bak Mersin'e kadar işaret. Bakın onunla. Onların gözünde bu kırmızı noktalı olan yerler, bakın bu kırmızı olan noktalı yerler.